Merhabalar arkadaşlar. FK Tarot'a hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları, size özel bir anın enerjisi videosu çekeceğiz. Bakalım bakalım yengeç burçlarında neler oluyor hayatlarında. Hemen niyetimi ediyorum. Niyet ettim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki yengeç burçları için zamansız zamana niyet ederek anın enerjisiyle ilgili tarot açılımı yapmaya niyet ettim. En doğru bilgileri en doğru bir şekilde hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum diyorum. Ve yengeç burcu için Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım bakalım. Yengeç burcu. Anın enerjisi. Bu arada arkadaşlar biraz rahatsızım. Boğazımda bir ağrı var. Ses tellerim gidip geliyor. Kusura bakmayın bundan dolayı. Yengeç burcu anın enerjisi. Yengeç burcu. Yengeç burcu anın enerjisi. Yengeç burcu. Evet, yengeç burcunun deste altına bakıyorum. O değnek ası sevgili arkadaşlar. Beklediğiniz haberler geliyor yolda. Bir başlangıcımız varsa bunu yapmak için evren sistem tarafından destekleniyoruz sevgili yengeç burçları. Bir kısmet, bir şans, bir fırsat bize doğru ilahi sistem tarafından gelecek. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden aniden birdenbire gelecek olan bir fırsatla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu fırsatla birlikte çok sevineceğiniz bir zaman dilimi olabilir sevgili arkadaşlar. Kimileriniz için de bu teklif, bu şans, bu fırsat gelmiştir zaten hayatlarında diye düşünüyorum. Bir tane de Rumi'den almak istiyorum. Sevgili Rumi, yengeç burçlarına ne gibi bir mesaj verecek? Rumi, yengeç burcu. Ha, bir kart daha ben yengeç burcu için en son bir kart almak istiyorum. Onu unuttum. Hemen bir tane daha aldım. Son kartımızı ve devam ediyoruz. Yengeç burcu için. Bu yengeç burçları bir engel. Yani tavır takındığımız bir durumdayız. Bir şeyi kestirip atmışız. Yani kendi kurallarımız, kendi şartlarımız, kendi dediklik durumumuz söz konusu olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz bir finansal durum söz konusu olabilir kariyerinizle ilgili. Yani yaptım, ektim, biçtim, topladım ya da çalıştım deyip yarı yolu da geçmişsiniz. Artık tamamlanmaya gidecek ama beklemeye almışsınız bu durumu. Böyle bir durum söz konusu sanki sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar bir şeyin siniri var, bir şeyin öfkesi var üzerimizde. Yani böyle bir şeyleri kılıcımızı çekip böyle estirmek istiyoruz ya. Öfkemizi, kinimizi, nefretimizi ya da işte içimizde biriktirdiğimiz her ne varsa bunların hepsini kusmak istiyoruz. Bu kılıcı çekip resmen kılıcı çekip savaşmak istiyorsunuz. Böyle bir enerjiniz söz konusu olabilir yengeç burçları ve net bir duruşunuz var artık. Net tavırlarınız var. Kendi kurallarınızdan, kendi duruşunuzdan, kendi otoriterinizden de taviz vermek istemiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Vermiyorsunuz da zaten. Bir yandan da kendinizi güçlü hissediyor olabilirsiniz bazılarınız için. Yani ben kuralları koyan ben olayım, oyunu başlatan ben olayım, şartları koyan ben olayım diye dediğiniz bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Bir kararsızlığınız var, ikilem içindesiniz şu an. İki kişi arasında kalmış olabilirsiniz, iki durum arasında kalmış olabilirsiniz ya da iki haftadır, iki aydır aynı konuyla uğraşıyor olabilirsiniz. İkili bir durum söz konusu şu anki enerjinizde. Duygularınıza baktığım zaman duygularınızda da bir ikilem var. Yol ayrımına gelmiş olabilirsiniz sevgili yengeç burçları. Artık kendi yolunuza gitmek istiyor da olabilirsiniz. Böyle bir durum ya da sevgili yengeç burçlarının kafasında iki farklı kişi olabilir.
aşk üzerine buna bakarsak, aşk üzerine bunu alırsak, bazı yengeç burçları için birim dediğim gibi astığım astık, kestiğim kestik daha net duruyor. Diğeri de imparator arkadaşlar, dediğim dedik taviz vermeyen birim. Hep onun isteği üzerine ilişki yürüsün istiyor olabilir. İki kişi dediğim bu durumda olabilir. Bu iki kişinin arasında kalmış da olabilirsiniz sevgili yengeç burçları. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Siz de kılıcınızı çekmişsiniz. Siz de çok karışık geldi. Çok karışık geldi sevgili yengeç burçları. Yani yorumlayacağım ama 2-3 farklı senaryoyla yorumlayacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Çok affedersiniz. Şimdi zaten gönlünüzde bir aşk var. Gönlünüzde bir aşk var. Geliyor yolda. Bu çünkü gelecek kartı için söylüyorum. Bir fırsat var, bir haber var gönlünüzde. Bir de giden yer var. Bir de kalbinizden giden biri var sevgili arkadaşlar. Siz artık başka yöne doğru gitmek istiyorsunuz sevgili yengeç burçları. Çünkü gitme sebebiniz hak ettiğiniz değeri görememişsiniz. Verdiğiniz değeri görememişsiniz. Siz kepçeyle vermişsiniz, çay kaşığıyla size geri dönmüş bu durum. Yani burada maddi manevi hakkınız yenmiş. Maddi manevi denge bozulmuş. Alma verme dengesinde bir bozukluk söz konusu. Karşı taraf sizden hep sömürmüş ama size gelince dediğim gibi çay kaşığının ucuyla vermiş. Siz ona kepçe kepçe verirken. Duygu, hem duygu hem maddiyat da olabilir bunun içinde. Bundan dolayı siz kendinize yeni bir yol, yeni bir aşk arayışı içinde olabilirsiniz ki arayışınıza girmenize gerek yok. Zaten geliyor sistem ve evren tarafından size. Siz bence yakın bir gelecekte daha çok böyle ne istediğini bilen bir şekilde hareket edecekmişsiniz gibi geliyor. Yengeç burçları duygusaldır ama burada hep kılıçlar çıktı. Kılıçlar mantıktır. Artık yediğiniz darbelerden, artık incindiğiniz durumdan, artık başınıza gelen olaylardan dolayı duyguları bırakıp mantıklı karar verme dönemine geçiyorsunuz sevgili yengeç burçları. Evet, dediğim gibi hayatınızda iki kişi söz konusu olabilir. Bu iki kişiyle iki kişi arasında kalmış da olabilirsiniz ama bunun birinden birine ayrılıyorsunuz, bunun birinden terk ediyorsunuz ama benim hissiyatım bu hava elementi olan biri olabilir. İkizler, terazi ve kova burcu olma ihtimali var. Olmayabilir de ama söylüyorum bunu. Ya da hava elementi enerjisi yüksek olan, biraz işte nerede sabah orada akşam, biraz daha eğlencesine düşkün, biraz daha dediğim dedik, biraz daha birden sinirlenir, biraz daha sürekli kılıç kaldıran, net tavırlı olan, net duruşu olan bir kimse bu kişi. Bu kişiden ayrılıyor olabilirsiniz. Sanki diğer böyle ateş elementi olan kişiye doğru yönelme durumunuz var. Bu ateş elementi de Koç, Aslan, Yay olma ihtimali var. Eğer hayatınızda böyle kişiler varsa sevgili yengeç burçlarım, şu anki enerjiniz sanki bu kişiye karşı daha yatkın bir enerjidesiniz gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Ama artık ilişkilerinize, artık bu iki kişiye daha da mantıklı kararlar vererek, mantıklı düşünerek hareket edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz aynı zamanda. Oo, kupa ikilisi geldi sevgili yengeç burçları. Evet. Yakın bir zamanda sizi bekleyen bir aşk var. Size gelen biri var sevgili yengeç burçları. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyoruz. Aldık, kabul ettik o zaman. Çünkü burada da zaten yeni bir başlangıç vardı sistem tarafından gelen. Bir teklif, bir fırsat, bir şans var dedim. Son kartınızda da kupa ikilisi çıktı. Anlaşma, barışma, birleşme söz konusu sevgili arkadaşlar. Kupa ikilisi iki gün içinde olma ihtimali söz konusu olabilir ya da sevgili arkadaşlar şimdi ay hangi burçta? Ay balık burcundayken de olma ihtimali var. Pardon, ay balıkta değil de karıştırdım. Yengeç burcundayken şimdi ay koçtaydı diye hatırlıyorum. Yanılmıyorsam, çok takip edemedim rahatsızlığımdan dolayı.
Boğa, ikizler, yengeç hemen hemen 4-5 gün sonrayı bulur bu durum, ama ikili durumlardan da 2 gün içinde, 2 hafta içinde, 2 saat sonra gibi durumlar söz konusu olabilir. Evet, hemen bakıyoruz bakalım Rumi ne söyleyecek. Her adımda bir tuzak vardır, fazla cesurca ilerleme. Şimdi bunu da nasıl yorumlayacağım? Her adımda bir tuzak vardır, fazla cesurca ilerleme. Şimdi siz burada bir kılıç çekiyorsunuz ya arkadaşlar. Çok fazla kendinizden eminiz ya, kılıcınızı çekmişsiniz ya. Burada çok cesurca ilerliyorsunuz. Ama dikkat et tuzaklara da diyor size Rumi. Bu kadar kendinizden emin olmak, bu kadar cesurca davranmak, evet iyi, ama tuzaklara da dikkat et. Sen cesur oldukça tuzakların da çoğalıyor demek istiyor burada. Evet sevgili yengeç burçları, her zamanki gibi ne yapıyoruz? Üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.